Mobilyanın ustası Doğtaş, Chester'ın da ustası. Doğtaş. Sayın seyircilerimiz, 25'inde düzenlenecek olan 14. KOBİ Zirvesi ile ilgili şu anda yanımızda TOSYÖV Başkanı Nezih Bey var. Nezih Bey, öncelikle bize TOSYÖV ne iş yapıyor, ne yapıyor? Bunu biraz anlatır mısınız? Anlatırım. Şimdi TOSYÖV'ün kısa adı TOSYÖV biliyorsunuz. Açık adı Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı. Böyle tabii çok uzun bir adımız var. Ben bazen espri yapıyorum. Diyorum ki bunu tam söyleyeni yönetim kuruluna alıyoruz bir kere de söyleyeni diye. Evet. Ama biz Türkiye'nin sivil toplum örgütüyüz. Sivil toplum kuruluşuyuz. Ve bu sivil toplum kuruluşu 1989 yılında kurulmuş. Çok önemli şeyleri gerçekleştirmiş Türk ekonomi hayatında. Örneğin biz KOSGEB'in kuruluşunda yer almışız. Şu anda da KOSGEB'in delegesiyiz. Genel kurul delegesiyiz. Aynı zamanda kredi garanti fonunun kuruluşunu gerçekleştirmişiz. Onun içerisinde hem başlangıçta sermaye olarak yer almışız hem de kuruluşunda büyük bir rol üstlenmişiz. Şu anda Türkiye ekonomisinde önemli yere sahip iki tane önemli kuruluşun kuruluşunda yer almış TOSYÖV. Evet. TOSYÖV aynı zamanda Türkiye'de iki tane kavramın hayata geçmesini sağlamış. Bunlardan bir tanesi girişimcilik kavramı. Şu anda girişimcilik markasının marka ve patent hakları da zaten TOSYÖV'ün üzerinde. Düşünebiliyor musunuz? O zaman girişimcilik bu kadar jenerik bir kavram bile değilmiş. Sonra KOBİ kavramının yerleşilmesine neden olmuş. Hatta bizim arkadaşlarımız mecliste KOBİ falan diye konuştuğu zaman aşağıdan laf atarlarmış. KOBİ ne kardeşim, Türkçe konuş gibi şeyler söylermiş. Dolayısıyla Türkiye, ama şu anda biliyorsunuz bütün bankaların bir KOBİ şeyi var. Biz bunları gerçekleştirirken bir strateji dahilinde yapmışız. Önce girişimcinin gelişmesi için çalışmışız. Şu anda Türkiye'de girişimcilik çok ciddi bir noktaya geldi. KOBİ bankacılığı çok ciddi bir noktaya geldi. KOBİ kavramı oturdu. Hatta şöyle bir şey, son düzenlemeyle biliyorsunuz KOBİ'lerin, KOBİ tanımındaki şey değişti. Yıllık ciro kavramı değişti. Böyle olunca Türkiye'deki işletmelerin 900 küsur tanesi dışındaki hepsi KOBİ durumuna geldiler. Yani Türkiye ekonomisini sırtlanan %99.9'u KOBİ. Bunların çok ciddi sorunları var ve bu sorunları çözmek için var. TOSYÖV'ün görevi KOBİ'lerin sorunlarını çözmek. Ama KOBİ'lerin sorununu çözmek demek aslında ülkenin sorununu da çözmek demek. Bizim KOBİ'lerimiz şu anda dünyada iki tane temel kavram tartışılıyor. Bunlardan bir sanayi 4.0 kavramı bildiğiniz gibi. Yani bir tanesi de bu kavrama karşı Japonların geliştirmiş olduğu toplum 5.0 kavramı. Biz bunu işte tartışırken süper akıllı toplum olma biçiminde tartışıyoruz. Yani KOBİ'ler eğer üretim biçimlerini değiştirirlerse, üretim yapma biçimlerini değiştirirlerse ülkenin de çok şeyin değişeceğine inanıyoruz. Girişimcilik ve KOBİ kavramını oluşturan TOSYÖV şu anda KOBİ'lerin yüksek teknolojiyle kullanarak üretimlerini geliştirmesini ama aynı zamanda da yüksek teknolojik ürün üretmesini hedeflemiş vaziyette. Dolayısıyla bizim hedefimiz yüksek teknoloji kullanarak yüksek teknolojik ürün üreten KOBİ'lerin yaygınlaşması, güçlenmesi, bunların uluslararası piyasada büyüyerek daha çok pay sahibi olması, personel politikalarını ona göre geliştirmeleri. Bunu gerçekleştirmek için de biz iki tane önemli toplantı yapıyoruz yılda. Bunlardan bir tanesini Ankara'da yapıyoruz. İlkbahar aylarında. Onu işte sanayi 4.0, toplum 5.0 gibi konuları işliyoruz orada. İkincisini ise İstanbul'da yapıyoruz. KOBİ Zirvesi. Bu KOBİ Zirvesi bizim bir yıl içerisinde yaptığımız etkinliklerin tümünü kapsadığı gibi aynı zamanda KOBİ'lere vizyoner bir bakış açısı sağlamayı hedefliyor. İşte bu nedenle bu seneki konumuz bizim süper akıllı toplum. Yani Türk toplumunu daha akıllı bir duruma getirmek için KOBİ'lerdeki dönüşümü nasıl sağlayacağımızı ele alacağımız bir etkinlik yapacağız. 25 Nisan'da İstanbul'dan. Yani KOBİ'ler açısından hem biten şu zamana kadar geçen yılın bir değerlendirmesi hem de önümüzdeki, önlerindeki süreç için neler yapılabilir, hedeflerin tartışılacağı bir zirve yapıyorsunuz. Aynı zamanda da nasıl olur da KOBİ'ler
kendi üretim biçimlerini değiştirirler. Toplumun daha ileri bir toplum olması için yapılması gereken şeyler ne? Evet. Bu arada mesela Tim biraz içerikten de söz edeyim şeydeki etkinliğimizin içeriğinden. Şimdi biz o değişik dört tane konuyu tartışacağız aslında. Bir tanesi Türkiye İhracatçılar Meclisi ile birlikte yaptığımız inovasyon, inosiyit ve aynı zamanda da mentörlük programı var onların. Bu programın KOBİ'ler tarafından anlaşılmasını sağlamak istiyoruz. Böyle bir oturum yapacağız. Bir oturumu süper akıllı toplumun insanı. Yani şimdi şöyle bir durum var. Şöyle şeyler konuşuluyor. Deniliyor ki inanın. Önümüzdeki 20 yılda şu anda adını bilmediğimiz yüzlerce meslek olacak deniyor. Peki bu adını bilmediğimiz yüzlerce mesleğe biz insanları nasıl yetiştireceğiz? Hangi tür bir eğitime ihtiyacımız var? Bu mesleklere uygun insan kalitesini nasıl oluşturacağız? Mesela bu konuyu ele almamız gerekiyor. Sonra biliyorsunuz hızlı bir biçimde dünyadaki finans piyasaları değişiyor. Evet. Yeni para birimleri ortaya çıkıyor, blockchain'ler var, daha başka bir sürü yeni mesela kefalet sistemleri var. Bizim kredi garanti fonu dünyanın en büyük kefalet kuruluşu haline geldi. Acaba Türkiye finans piyasaları bizim bu süper akıllı toplum olma yolunda hazır mıyız? İşte bu hazır olup olmadığımızı tartışacağımız oturumlar yapacağız. Süper akıllı toplumun ya da önümüzdeki yılların ülke ekonomileri için yaratacağı tehditler neler? Biz bu tehditlere göre neler yapmamız gerekiyor? Hazır bu tehditlerin hangilerini fırsata çevirebiliriz? Kendi konumumuzu nasıl planlayabiliriz? Evet. Bütün bunların hepsini KOBİ zirvesinde ayrıntılı olarak ele alacağız. Bir gün sürüyor aslında KOBİ zirvesi ama dört tane temel oturumdan oluşuyor. Ben buradan ekonomiyle doğrudan ilgili kanalınızı da takip eden çok sayıda KOBİ yöneticisine KOBİ zirvesine gelmelerini öneriyorum. KOBİ zirvesini izlemelerini öneriyorum. Çünkü KOBİ zirvesini izlemek paralı bir şey değil yani. Oradaki izlemenin ücretsiz olduğu bir zirve yapıyoruz ve bunu da KOBİ'lerin hizmeti için yapıyoruz. İzleme ücretsiz. Bekliyoruz herkesi. Biz de inşallah 14'üsünü düzenlediğiniz bu KOBİ zirvesinin hem KOBİ'ler açısından hem ülkemiz açısından yararlı bir şekilde değerlendirilmesini diliyoruz. Başkanım bu arada daha öncesinde iki sefer çok satılanlar arasında girmiş birçok iki tane kitabınız var. Teşekkür bu ederim. Kitaptan sonra şu anda da üçüncü kitabınızı çıkardınız. İsmi Aşk Sözlüğü. Aşk Sözlüğü, evet. Bu kitaptan biraz bahseder misiniz bize? Şimdi tabii bu benim Hayat için Bir Kahve Molası diye bir kitabım vardı. Ben sözcüklere meraklı birisiyim. Sözcüklerin gelişimini, tarihi akışını falan inceliyorum. Sözcüklerin günümüzdeki anlamları nasıl değişik, anlam değişikliklerini izliyorum. Ama bu arada şöyle bir şeyi fark ettim ki insanın yarattığı en gelişmiş ve en kapsamlı sözcük aşk sözcüğü. Aşk bizim yaşantımızın içinde o kadar yer almış vaziyette ki bugün aşksız bir dizi yok. Herhangi bir dizinin içinden aşkı çıkartırsanız o bir şey ifade etmiyor. Evet. Ama aşk öyle bir kavram ki mesela Yunus Emre diyor ki aşk anadan doğmadı, kimseye kul olmadı, kendisine bağladı, bütün biliyüşü yağdı. İşte Nazım Hikmet diyor ki Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Mesele Tahir'le Zühre olabilmekte yani yürekte. İşte Tahirler, Zühreler, Kerem ile Aslılar. Mesela Kerem diyor ki ben Kerem'im, aşk oduna yanmışım. Cehenneme girsem nar bana neyler. Aşk oduna yanmak bu derece, aşk ateşiyle yanmak öteki dünyada da insanlar açısından önemli bir faktör haline gelmiş bir şey. Aşk insanın hayattaki en önemli duygusu. Bu duyguyu oluştururken insanlar büyük bir simgesellik de geliştirmişler. İşte sevgililerin gözlerini nergise, yanaklarını elmaya, dudaklarını kiraza, saçlarını cennetteki Tuğba ağacına benzetiyorlar. Büyük bir süsleme ve büyük bir ilgi sanatı var. Ve de şöyle bir şey, karşılıklı bir ilişkide Aşık Veysel'in dediği gibi nasıl anlatıyor Aşık Veysel bu ilişkiyi? Güzelliğin on para etmez, bendeki bu aşk olmasa. Eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa. Senden aldım bu feryadı, bu imiş dünyanın tadı. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa. Karşılıklı insanların birbirini sevdiği, bu sevgiye bağlı olarak da ilişkilerini geliştirdiği en kapsamlı bir kavram.
bu kavramın içerisindeki bütün sözcükleri açıklayan bir sözlük yazmak istedim ben. İşte bu sözlüğün adını da aşk sözlüğü dedim. Çok da ilgi görüyoruz. Sizin de bu sorunuzla da bunu burada söylemiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet. İnşallah hak ettiği gibi daha çok ilgiyi görür diyoruz. Evet. KOBİ zirvesinde de katılacak bütün KOBİ'lere ve seminerde bulunacak bütün konuşmacılarımıza başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Mobilyanın ustası Doğtaş, Chester'ın da ustası. Doğtaş.